fotoğraf çektirelim. Orada şeye gelin. Bütün poz fotoğraflar bizler de araya girelim. Ölü müydü ya? Dün bu miting falan olunca dedik. Türk futbolunun günlük sorunları var. Ama bu günlük sorunlarla kendi kendimizi çok meşgul edince orta ve uzun vadesini kaybediyoruz. O yüzden biliyorsunuz biz bir 10 yıllık strateji planı çalışıyoruz. 2023-2033 arası. Ve burada da Belçika'da dünyada 1000'den fazla kulüple çalışmış Double Pass'le bir projeyi başlattık. Önümüzdeki bir yıllık dönemde antrenörlerin eğitimi olacak. Daha sonra da bir taraftan akademilerin yıldızlaması olacak ve denetimi olacak. Ve bu proje çok önemli bir proje. Türk futbol açısından aynı eğitimi görmüş öğrencileri Türk futboluna kazandırmak adına bir çalışma olacak. Ankara Gücü de bu konuda yaptıkları güzel bir SEGEM projesi. SEGEM projesi gerçekten çok güzel. Ben de bu konuda çok memnun oldum. Bundan sonraki dönemde de bizim yapmak istediğimiz şey bu paralelde önce Süper Lig kulüplerimizi, daha sonra da birinci lig kulüplerimizi aynı eğitimi vermek ve hepsinin altyapıya, daha sonra da diğer liglerde altyapıya önem vermesini sağlamak. Çünkü ekonomik olarak kulüplerimiz biliyorsunuz her kademede sorun yaşıyor. Bu sorun yaşamaması için de kendi özümüze dönmemiz gerekiyor. Kendi insan kaynağımıza ki içeride konuştuk özellikle 6 ile 19 yaş arası yaklaşık 18-19 milyonluk bir nüfus var. Bu nüfusta birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla. Bunu da tespit etmişler zaten. Ankara özelinde bile hocamız tespit etmiş. Ankara'nın nüfusu birçok ülkenin toplam nüfusundan daha fazla. Onun için burada %2-3'lük yapılacak o havuza girecek öğrencileri bulup, yani futbol öğrencilerini bulup onların içinden yetenekleri keşfetmek gerekiyor. Bu yüzden de bu çalışma bizim açımızdan son derece önemli. Şimdi ben özellikle bütün kulüplerimize, kulüp başkanlarımıza, yöneticilerine, teknik direktörlere, futbolculara buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten ligin süresi çok kısaldı. Yani bundan sonra gerek şampiyon olacak, gerek küme düşecek veya düşmeyecek takımların mücadelesi var. O yüzden hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bu Futbol Federasyonu'na ziyaretlerin hiçbir olumlu veya olumsuz bizim açımızdan bir katkısı yok. Biz hiç kimseden hiçbir şekilde etkilenmeyiz. Hakemlerimizin de etkilenmemesi için, MK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatları veriyoruz. Onun için bunlar nafile. Herkes çıkıp futbolunu oynasın. Önemli olan futbolun marka değerini yükseltebilmek. Onun için de hepimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin bütününü ve futbol paydaşlarının bütününü harekete geçirmeden futbolun kalitesini, marka değerini arttırmamız mümkün değil. Bunu yaparken de akademilerin gelişmesi olmazsa olmazdır.